Sektörler arası yolculuğumuz Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bebek giyim sektöründe faaliyet gösteren bir firmada devam etmekte. Firma kurulduğu günden itibaren büyük ölçekli bir işletme olmasına rağmen kaliteye önem vermesi ve zoru başarma azmi sayesinde kısa zamanda çocuk giyim imalatı ve toptan parakende sektöründe ismini duyurmuş firmalardan. Kalite ve güven anlayışından asla taviz vermeden çalışmalarını sürdüren ve müşterilerinin beklentilerine en iyi çözümü sunmak için her geçen gün ürün kalitesini ve çeşitliliğini genişletmekte. Şimdi mikrofonumuzu Zeyni Danışman ve Yunus Danışman'a uzatıyoruz. Hem kendilerini tanıyalım hem de ürettikleri ürünler hakkında bilgi alalım. İsmim Zeyni Danışman, kurucu üyelerindenim. Biz 4 kardeşiz. Sektöre 2018 yılında girdik. Evet. 5-6 yıl içerisinde yoğun ve istikrarlı bir şekilde işimizi severek devam ediyoruz. Harika. Tabii en büyük destekçileriniz abiniz ve kardeşleriniz diyelim. Hemen sözü de abiye vereceğim. Yunus Bey, sizleri de tanıyalım efendim. Buyurun. Yunus Danışman, en büyük abilerim ben. Evet. Kardeşimin dediği gibi 2018 yılında bu sektöre hizmete girdik. Geçmişimiz işte tekstil sektörü yoktu. Gıda sektöründen gelmeyiz. Farklı bir sektördü. Evet. Çok şükür hedefleri istediğimiz doğrultuda Allah'ın izniyle iyi devam ediyoruz. İki kardeşe de selamlarımızı gönderelim. İsimleri neler bu arada diğer kardeşlerinizin? Abdin, küçüğümüz Osman doktor. Onu da bünyemize aldık. O da yeni mezun. Yeni mezun. Çekirdekten yetişiyor. Evet, hepsine selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Neler yapıyoruz Zeyni Bey? Biraz bana anlatır mısınız? Biz buraya geldik. Nelerle karşılaşıyoruz? 0-16 yaş çocuk ve bebe ürünlerini bulundurmaktayız. Mağazamız 6000 metrekare. Mağazamız Türkiye'nin en büyük toptan çocuk giyim mağazası. Evet. 0-16 yaş bebe ve çocuk adına tüm ürünleri bulunduruz. Hani bu kategori olarak ben size sunayım. Bebe çeyiz olsun, bebe takımları olsun, alt grupları olsun. Elbiseler. Sivit gruplar olsun, elbise olsun. Yani çocuk ve bebe adına her şey var. A'dan Z'ye. Evet. Bunu söyleyebiliriz. Biraz da tabii arz talep meselesi sizin işiniz. Bu başarının sırrı ne peki Yunus Bey? Yani ciddi bir istikrar var. Yani bu kolay değil sonuçta. Yani bunun içinde bir emek istiyor, sabır istiyor, tecrübe istiyor. Tabii. Niye borçluyuz efendim onu? Ya dürüstlüğe bağlıyorum. İyi niyete bağlıyorum. İnsan onun yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki niyetler halis olsun. Düzgün olsun. Sonra her şey Allah'ın izniyle mükafatını alırsın. Bir de sizler gibi sevmek lazım. Zeyni Bey röportajın başında söyledi. Sevmeden de yapıldı. Yani bir yere kadar gidiyor. Bir yerden sonra o kırılıyor. Bunu da çok net bir şekilde söyleyelim. Fuar nasıl geçiyor Zeyni Bey? Biz özledik. Pandemide gelemiyorduk. Uzun bir süre biraz görüşlerinizi almak isteriz. Çok şükür hani beklediğimizin üzerinde. Hani biz ağırlık olarak zaten fuarlara yabancı müşterileri bekliyoruz. Sattığımız pazarların müşterileri geliyor. Ağırlık size pazarları söyleyeyim. Hani, buyurun. Rus bölgesi, Orta Asya, Türkiye Cumhuriyetleri ve ağırlık Arap ülkelerden müşterilerimizi ağırlamaktayız ortamda. Evet. Hedeflediğiniz yerde misiniz peki? Yani şöyle bir geriye dönüp bakınca hani buraları mı hallediyordunuz ya da Allah izin verirse çok bundan sonra? Hani sektörde hani kısa sürede hedefimizin üzerindeyiz. Tabii, hedef dediğimiz olay hiç bitmeyecek ama be. Yani yaşam boyu devam etmeyecek mi? Bir kere teknoloji gelişiyor. Yani buna da ayak uydurmak lazım. Kesinlikle.